Ya ihmal edemem. Bende çok farklı bir yeriniz var. Ha Didem demiş, bak ilgilenmiyorsun demiş. Hem de tam açınca tekrar karşıma çıktı. Arzu demiş ki insanların çok bilmişliğinden ve her konuda ukalaca konuşmaları bana daral veriyor demiş. Kaç yaşında bilmiyorum. Arzu'ya bakayım şöyle bir fotoğrafına, biraz büyüsün. Küçük de bir şey de değilsin Arzu. Artık alışamadım bu insanların bu ukalalıklarına. Sağa sola insan her yerde ukala. Bir de bunu bana söylüyormuş. Ben hiç üstüme aldım. Zaten alınmam. İyiye de alınmıyorum. Kötüye de alınmıyorum. Hiç umurumda olmuyor. Sıla buyur gel demiş bana. Ümit Antalya'dan selam vermiş. Sağ ol Ümit. Aleyküm selam. Gün boyu yaptıklarını anlatmak güzel demiş. Kaan'ın annesi demiş. Kimse bu anlayamadım Kaan'ın annesi. Kaan'ı tanıyorum herhalde. Çağladığımız müzikleri de beğeniyormuş. Güzel peki. Şurada. Ya bir de şey vardım. Twitter'da evet Adana'da kayıp 27'sinde kaybolmuş. Nisan 27 Nisan'da. Sonu Pamir gibi olmasın ne olur abi anons et demiş. Bu şeyde de vardı. Evet yazıyor. Gizem mi adı? Gizem Akdeniz. O canım benim ya. 6 yaşında. İşte burada çok dikkatli olmak gerekiyor. Annelere, babaların çok dikkatli olması gerekiyor. Yani niye bir anlık bir anlık bir şey. Yani insan elbette ki hani sorumsuzluk değildir de bu. Bir dalgınlık falan olabilir. Yani arkada bu şimdi Gizem'in nasıl kaybolduğunu bilmiyorum tabii ama yeni duydum çünkü. Hani böyle arkanı çevirirsin. Ne yapıyorsun? Çocuk bahçeye çıkıyor oynamak istiyor falan. Yani çünkü var böyle. Yani, hakikaten Türkiye'de 5 yaşında 6 yaşında çocukları bahçeye salıp oynatan aileler var yani mesela. Hani Gizem'i öyle yapmışlardı diye söylemiyorum. Biz daha başka Gizemler olmasın diye söylüyorum. Salınıyor sokakta. Nerede çocuk oynuyor? Ya çocuk kaç yaşında? 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında. Neyse yani. Hey hani bir de oynadığı yer çocuğun çok güvenilir bir alan olur. Çayırda, çimende, arkada bir kuyu oluyor, bir şey oluyor, bilmem ne oluyor. Yağmur birikintisi gölet olmuş oluyor. Oraya düşüyor bu şey. Görüyoruz ya. Çok dikkatli olması gerekiyor. Anne babaların gerçekten çok dikkatli olması gerekiyor. Burada bir numara var tabii. O numara gerçekten bir numara. Ben veremiyorum o numarayı. Ama internetten takip edebilirsiniz. Adanalılar özellikle bakınız. Yani onunla ilgili bir bilgi sahibi olabilirsiniz. Zaten büyük ihtimalle Adanalılar biliyordur Gizem'in durumunu. Ama en azından tüm kalbimize dua edelim Allah'a. Onu ailesine, onu sevenlere bağışlasın inşallah. Ayşe. Efendim. Hoş geldin Ayşe. Hoş bulduk. Ayşe de ev hanımıymış. Bugün benim günüm var. Ev kadınları günü. Hepsiyle oturdum. Ayşe en çok ne seversin? Kısır mı? Patates salatası mı? Ne seversin salatalardan? Vallahi hepsi olur ya. Ben bu arada düşkün birisiyim çünkü. Bana gelen hepsi aç gözlü geliyor. Programı yapana benzemişler bunlar. Ne versen yiyorlar. Ben de öyle. Hepsi olur. Ama bazıları iyi yapamıyor Ayşe. Mesela patates salatası yapıyor. Safi patates. Ne ekşisi yerinde, ne bir şey, ne yağı var, ne bir şey var. Hiçbir şey değil. Bazısı uyduruk yapıyor. Bir yiyorsun, zeytinyağı koymamış. Makine yağı mı, grease yağı mı ne koymuş. Böyle çirkin bir koku falan. Kararında zeytin sosunu yağlı yapmak lazım. Evet. Evet. Mesela güzel kısır yapınca da kısır yapanın da kısırı çok güzel olur. Kimi hiç yapamaz. Direkt haşlar. Ben pek yiyemiyorum ya. Midemde rahat. Problem var. Da. Onu yiyemiyorsunuz. Evet. O zaman ben size patates salatası yaparım bana gelirseniz. Olur valla. Severim de. Kek falan yapar mı? Sever misiniz? Evet. Her gün yapıyorum neredeyse evde. Kaç kişi yaşıyorsunuz evde? İki kişi. Yeni evlendim ben. Daha Allah yeni manda şifası versin. İki kişi yaşıyorsunuz. Neredeyse her gün kek yapıyorsunuz. Seviyorum, ne yapayım? Seviyorsun ama sen böyle yemeye devam edersen seni bir yerden bir yere götürmek için vinç gerekir. Öyle şey olur mu? Her gün yeni gelin. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Evlendim nasıl olsa nüfus evlilik cüzdanımı elime aldım diye rahat etme. Vallahi kocan boşar. Böyle şiş kokarı ne yapsın öyle her gün homini gırtlak yiyen kadını. Kocan da mı böyle? O pek yemiyor ya. Ama sen şimdi o hamur için ya hani yaparsan sen boğazına yani hakim olmalısın Ayşe. Yarın öbür gün çocuk doğurduğun zaman o kiloları dünyada veremezsin.
Yok ya ne olacak? Ben senin gibileri çok gördüm. Benim arkadaşlarımda da var. Böyle ondan sonra bir çocuk doğurdular. Bir yarım dünya oldular. Koca bir arkadan baktığın zaman zannedersin ki şey gidiyor. Camış gidiyor. Öyle olmaz. Yani ye ama öyle. Her gün kek börek yapılır mı? Hani böyle sütlü tatlılar falan yap. Sevmiyor musun onu? Onlar bir nispeten daha ya hafif olur. Onları da seviyorum da tutturamıyorum onları daha çok. O yüzden. Tarif artık tutturamayacak bir şey var mı? İnternette her bir şeyin tarifi var. Neredeyse muzo yaz, benim tarifim bile çıkacak internette. Her şeyin tarifi var. Nasıl bulamıyorsun, tutturamıyorsun? Ya şey, kıvamını tutturamıyorum anlamında. Anladım, neyini tutturamayacaksın? Komşuya gelip de tencerenin sapını tutturacak hali yok. Kıvamını tutta, onun gerizekalı değilmiş. Anladım da hani şeylerde yazıyor, nedir o tariflerde, ne kadar ne koyman gerekiyor. Ama sen tabii tarife uymayıp da kafanın dikine göre, ay bu biraz az şekerli oldu, böyle biraz ben koyayım, ay sütü az oldu galiba bunun, biraz daha süt koyayım dersen, tarifi bozarsan tutturamazsın. Galiba öyle oluyor. Kocanın ya. En çok sevdiği tatlı ne? Kadayıf galiba. Onu da hiç yapmadım yani. Yapabilecek misin ki kadayıf canım? Yapamam zaten. Öyle. Ya şimdiki kadınların çoğu yapamam. Bak Cüce de evlendi. Yeni evlendi o da. Onun karısı da pek bir şey yapamıyormuş. Ya ben yapamam. Ya kendim yap. Yani kendimi sevdiği şeyi tutturuyorum açıkçası. Oluyor yani ama başkasının yapınca olmuyor. Duydunuz mu? Bakın domuza. Az domuz değil. Kendi sevdiği şeyi tutturuyormuş. Kocasınınkini onu istemiyor, beğenmiyor, onu tutturmuyor. Kızım sen kocan herhalde gitsin diye elinden geleni yapıyorsun, başka hatuna gitsin diye. Her gün kek yapıyorsun, yiyorsun, kendi beğendiklerini tutturuyorsun, onunkini tutturmuyorsun. Yani kocam gitsin başka kadınlara gitsin, onun için çabalıyorsun herhalde. Gitmez, o kendini her gün hazır alıp geliyor. Hazır. Ya eşi ne yapıyor? Hemen geliyor da burada karısını savuruyor. Eşim yapıyordu. Ne yapıyor? Hani bir tatlı yaptın bugün. Bugüne kadar bir tatlı. Bir dakika. Ayşe. Ne tatlısı yaptı sana evlendiğinden beri? Ne tatlısı mı yaptı? Pasta yaptı bana. Kekini kendi mi yaptı? Kekini kendi yapmadı. Bisküviyle yaptı. Nereden biliyorum? Kekini nasıl yapsın abi? Sen çok acımasızsın gide, ya. Sahiden acımasızsın yani. Kekini kendi nasıl yapsın? Niye? Eksiz mi bu kız? Ya kek yapmayı bilmiyor musun? Daha zor olur öyle abi. Ne zor? Kekini kendi yaptı mı çok uğraştırmış olur yani. Uğraşacak. Kocasına uğraşıyor. Elin adamına uğraşmıyor ki. Kocasına uğraşıyor. Ne var bununla uğraşmakta? Mantı yaptı bana bu hafta sonu. Hazır. İstemediğinden de bir şey kendi yemiyor yaptı. Ki ne yapayım? Kendi açtı. Ya? Evet. Mantı açtı kendi. Allah aşkına doğru söyle. Kendi açtı. Yok açmadı. Hazır almış. Utanmadan söylüyorum. Mantı açtı. Mantı yaptı bana. Duydunuz mu Ayşe Hanım? Duydum. Dinliyorum. Mantı yaptı bana diyor. Kendimi açtı diyorum. Yok hazır almış diyor. Ben de hazır alıp yapıyorum. Ne var ki? Zaten bütün beceriksiz karılar aynı şeyi yapıyor. Siz de hoş. Ne alakası var? Kız eskiden kadınlar açardı mantıyı, açardı. Bu tabii ki beceriyle alakası var. Vallahi Allah var, annem açar. Tabii bunu annem evde yapar. Canım bu annem evde yapar. Ama siz bir şey yapamıyormuşsunuz. Bak mantı, hadi mantı zordur diyelim. Tamam mantıyı açamadın. Ama sen şey, et yemeği yapmayı bilmesi lazım. Yapıyor kadın. Hanımefendi yapıyormuş. Ama seninkini söylüyorum. Benimki daha yapıyor. Benimki sebzeli yemek yapıyor böyle güzel. Ne yapıyor? Nişanlıyken yapmıştı. Bir tarihte nişanlıyken yaptı. O da yani o da evlilikten fikri caymasın diye yaptı. Şimdi evlendi bitti. Öküz oldu, ortakçı ayrıldı. Öküz öldü, ortaklık bitti. Ortakçı ayrıldı bitti. Kek pasta yapmışmış da Neli diyorum kekiniken yok kekini yapma. Gitti hazır böyle keklerinden aldı herhalde. Yok oldu. İşte bir fişmekan marka bir bisküvi var ya. Ham bisküvili mi yaptı? Ha işte bir şey dilli diyorlar ya işte. Evet. Ha. O bisküviden pasta. Tiramisu mu yaptı size? Yok sana? Pasta böyle yaş pasta. Kedi dili pastadan yapılıyor. Tamam kedi dilinden. Sen de yapıyorsun ondan. Tiramisu işte. Tiramisu yapılıyor kedi dilinden. Tiramisu değil işte yaş pasta. Tiramisu diyorsun. Tiramisu daha özel bir şey abi. Ha senin karın özel bir şey yapamaz. Onu demek istiyorsun. Benim karım resmen onu demek istemedim. Tiramisu daha özel bir şey. Daha benim karım nereden bilsin tiramisu'yu demek. Böyle bir kocam olsa anında boşanır. Cümle alemin dinlediği programda beni sümük yerine koyacak. Hemen kızım. Cücenin karısı. Kızım çok mu çaresiz kal. Sus be Ayşe. Ay bıdı 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 bıdı. Konuşuyorum burada. Konuşuyorsun.
konuşuyorsun da söz vermedim. Dünyamı kendim. Seninle konuşmuyorum ben. Sus da otur orada. Ben bunun karısından söylüyorum. Kızım çok mu çaresizsin? Bu resmen rezil etti seni kızım. Boşan. Yol yakınken üzülme, daha yeni evlendim. Abi nereye boşanırım deme. Git ananın evine. Abi yani, çok alemsin. Bana dul karı derler diye korkma kızım. Bu devirde kimseye dul karı demiyorlar. Boşan, o eskidenmiş. Ya niye patla barıştım? Boşanayım ki. Allah'ım ya. Bu da kendini alınıyor. Kızım Ayşe. Sizden bahseden yok hanımefendi. Ben bunun karısından bahsediyorum. Allah sana Allah. Ne oluyor orada? Sen niye boş... Seni tanımam elinden. Çığırkan. Hayır sen niye boşanıyorsun? Çığırtıyor bile, çığırıyor oradan. Hayır hem anlamamış hem de inat ediyor. Ben niye boşanayım? Sen al tepe tepe kullan. Bana ne senin kocandan? Boşanma. Seni alan kabul ettikten sonra bize ne? Ben bununkine söylüyorum. Baksana bisküviden pasta yapmış. Tremusu mu diyorum, öyle özel şeyler değil diyor. Yani dandikten demek istiyor. Tremusu yani. Zor abi. Ben bu halimle, bak ben erkek halimle tremüsü yapabiliyorum. Ama sen bayağı böyle elinden geliyor senin yemek işleri. Ben de onu anlatmaya mutfakta çalışıyorum. Mutfakta sen çok iyisin. İşte yani. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Senin karının kabiliyeti yok, bu kabul edilebilir bir şey. Mutfakta kabiliyeti yok. Belki başka bir alanda kabiliyeti var. Yani belki evin temizliğini memizliğini iyi biliyor. Bu kötü bir şey değil tabii yani. Herkes yani. Yemek konusunda yani, ama en bazı azından. Bazı insan mesela çok iştahlı da değildir. Yemeğe bir ilgisi de temel, yoktur. En azından belli başlı şeyleri yapabilecek kapasiteye sahip olması lazım. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben sizin evinize geldiğimde dandik bisküvili pastayı önüme, bisküvileri ıslat, önüme pasta diye koy, ben dünyada bunu yemem. Bak söylüyorum. Zaten korkuyor, ne yapsak acaba. Ben sadece diyor. Öyle uydurup söyledim da. Söyledim ben, yayında Muzaffer abi söyledim. Bisküvi. Bir kamyon laf etti dedim, eğer dedim kötü söyledim. Bir şey yaparsan yandık dedim. Yani, ben sevmem öyle bisküvi, ıslatılmış bisküvi. Ayşe Hanım. Efendim? Sizin böyle bir pasta tarifleriniz var mı, öyle uyduruk, bunun karısının yaptığı gibi uyduruk pasta tarifleri? Uyduruk yani. Bisküviyi ıslat, misafirin önüne koy. Olmaz. Pasta diye yenir mi ki öyle? Yenmez bak. Ha, ne yapıyorsunuz siz pasta diye bir tarif edin bakalım, bize anlayalım. Sinirlendi. Sen onun karısına nasıl darsın oradan? Utanmaz. Ben yapmıyorum, evin arkasında pastanesi var orada, biliyor musun? Sen daha. Özlü kabahatinden beter. Hazır pasta istemiyorum. Hazır gidip pasta alıyor. Sen söyleyeceksin. Sen al pastayı da ondan sonra gör. Bir tarif ver bakalım, biliyor musun sen hiç pasta tarifi Ayşe? Yapmam ki. Oho. Ayşe sen koca... benim hanıma laf soruyorsun. Kocanı nereden buldun Ayşe? Yazık, ağzı var, dili yok galiba. Sen önüne bir şey koysan yiyor, koymasan deviriyor, yatıyor. Böyle bir yemek düşkünlüğü yok ki zaten. Yemek yapmasam da yapmıyorum demez. Yemiyorum nasıl olsa. Çünkü adamın ben sebebini anladım oğlum. Sen adamdaki iştahı yok ettin. Her gün kek yapıp yiyen, böyle ne bulsa yiyen bir kadın karşısındaki adamın yemek zevkini de yok eder. Bakıyor ne bulsa yiyor böyle. Adam yemekten soğudu. Ya ne alakası var ki? Ama siz dediniz ya, ben ne bulsam yiyorum dediniz. Demediniz mi? Ya öyle de o... Geç geliyor zaten eve, yiyip geliyor o yüzden. Geç gelmesi bizi ilgilendirmez.